sonucu oluşmuş küçük grup olmasıyla yağmur suyu, işte göller, şey, çaylar, nehirler suyu taşımış buraya. Burası da binlerce yılda oluşmuş bir göl tabii ki. Ama buranın bir özelliği var. Burdur Gölü'nde dedik ya, sular eksiliyor, çekiliyor. Orası hem nehirler tarafından besleniyor, hem de orası ovaları besliyor. Yine nehirlerle ovalara akıyor, sulamada falan kullanılıyor. Ama burada o özellik yok. Burası besleniyor ama buradan su dışarı akıyor. O halde, yani dışarı akmamasına rağmen burası da küçülmüş. Dediğim gibi sabah, son özellikle 20-25 yılda olması lazım, bu beyazlık ortaya çıkmaya başlamış. Değil mi? Bu çekilmeden dolayı, küçülmeden dolayı. Yoksa bu Maldivler özelliği zaten yoktu. Burası Türkiye'nin en özel gölü diyebiliriz. Dünyanın da en özel göllerinden bir tanesi özellikleri itibariyle. Ki bu tatlı su. Tatlı su tabii ki burada. Burada da balık var tabii ki, tatlı su olduğundan dolayı. Tatlı su balığı var. Burdur Gölü'ndeki gibi değil. Özellikle de sazanı önemliymiş buranın. Bir çeşit sazan varmış burada. Bu Salda Gölü'ne özel. Şimdi Latincesini hatırlamıyorum. Bu sadece bu gölde bulunuyormuş dünyada. Başka bir yerde yok. Ama sazan. Bu sazanın türü. Evet. Yok, aynalı sazan değil, o her yerde var. Şimdi bu gölün en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu göl Türkiye'nin en derin gölü. Dünyanın da en derin göllerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda dünyanın kimi kaynaklara göre birinci, kimi kaynaklara göre de ikinci en temiz gölü. En temiz gölü. En derin gölü dediğimiz zaman burası 44 kilometrekare büyüklüğü var. Yani gördüğünüz Burdur Gölü'nün aşağı yukarı 3'tü 1 diyelim kaba tasla. En derin noktası da 184 metre. Yani Türkiye'nin en derin gölü. 184 metre en derin noktası. Şimdi
Aba buyur abam. Eşim aldı size zaten. Ben de arkanın tadına bakıyorum. Aldıktan sonra. Afiyet. Bak kötüyse. Afiyet olsun. Hakkını helal et. Afiyet olsun. Tamam, tamam bakın. Nerede? Nerede?
Ne kadar var? 2,5 lira. Evet. Buyurun, sıcak mısırımız var. Buyurun. Sıcak mısırımız var. Buyurun. Sen seçme annem. Maniye.